Fotospor'dan merhaba. Giray Bulak'la haftayı değerlendireceğiz. Giray hocamız zaten Alanyaspor Galatasaray maçını Fotospor'a değerlendirmişti. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Günaydın Derya. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam ilk olarak Beşiktaş'ta başlayalım. Fernando Santos'la yollar ayrıldı. Şenol Hoca gitti, Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay gitti. Son olarak da Santos gitti. Beşiktaş teknik direktör konusunda nerede hata yaptı? Ya şimdi ben biliyorsun 4 takımı her hafta 5'er dakika yorumluyordum. Ama son dönemlerde Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u yorumlamaktan çıktım. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yorumluyorum. Neden? Çünkü aşağı yukarı biri 40 puan, biri 35 puan birinciyle ikincinin gerisine düşmüş. Dolayısıyla çok fazla yorum yapmanın ve bir şey söylemenin anlamı yok diye düşünüyorum. Niye? Birinin sadece elinde Trabzonspor'un ideal 11'i kalmış. Kulübesi dahi kalmamış. Yani çok fazla oyuncu sirkülasyonu yaşamış. Çok oyuncu sakatlığı yaşamış ve çok oyuncu kaybetmiş. Sonuçlar da hep inişli çıkışlı. Ve son zamanlarda sahası kapanmış. Ve 4 maç taraftarsız oynayacak. Beşiktaş takımı 5. hocayla devam ediyor. 4. hoca değiştirmiş. Yani bir büyük takıma bunu Avrupa'da yaşanır mı bilmiyorum. Hiç yaşayan takım var mı sanmıyorum. Ama 5 tane hoca değişmişsiniz. Ve başta da söylediğim gibi 40 puan geriye düşmüşsünüz şampiyonluğu yani takımlarda. Ve 4 büyük takımdan bir tanesiniz. Ve kupa finaline gidiyorsunuz. Aşağı yukarı gidiyorsunuz. Kararın önemi için önemli bir örnek aslında. Değil mi? Bir Sir Alex Ferguson var, örneği var geçmişimizde de. Yani böyle bir şey yok ya. 25 yıl antrenörlük yapan bir takımda hocalar var Avrupa'da. Ama Evet. bizde bir yılda 5 tane hoca değiştiriyorsunuz ve önemli hocalar değiştiriyorsunuz. Yani bunların içerisinde iki tanesi milli takım hocalığı yapmış. Santos'da Şenol Hoca. Rıza Hoca milli takım yardımcı hocalığı yapmış. Bunlardan ayrılıyorsunuz. Nerede sorun var? Onu tabii toplumun takdirine bırakmak lazım. Bu bakımdan iyi oynuyor mu? Oynamıyor. Ya bir oyuncunun sırtına binmiş, Semih'in sırtına binmiş gol bölgelerinde. Fakat Semih doğru, iyi oyuncu, iyi golcü. Fakat oyun kültürü çok zayıf. Yani pas ne zaman pas verecek, ne zaman yardımlaşacak, ne zaman duvar olacak, ne zaman arkadaşlarına destek olacak, bu da tartışılır. Yani hep Semih diyoruz, Semih diyoruz ama Semih'in futbol kültürü son derece kötü. Yardımlaşmayı çok iyi bilebilen bir oyuncu değil. O anlamda attığınız goller de değersiz oluyor tabii ki. Yani öne çıkamıyorsun işte milli takım kadrosundan çıkartılıyorsunuz. Demek ki burada bir sebep var. Ya öyle çok genç oyuncu var. Hani genç oyuncusunuz, yeni oyuncusunuz kamptan çıkartıldınız. Ama onun gibi onun yaşında olan oyuncular kampta kaldılar. Burada da bir şeyi sorgulamak lazım. İşte burada altyapı eğitimini, fundamentali ve gelişimi sorgulamak lazım. Veya zamanlamayı veya oynamayı sorgulamak lazım. Veya çok iyi kadrolar kurulduğunda bu oyuncular devam edecek mi? Etmeyecek mi oynamaya? Bunu Trabzonspor yaşadı biliyorsun. Yani çok şampiyon olduğu dönemden sonra yazıcıyla, ömürle ayrılmak zorunda kaldı. Yani Abdülkadir Ömür şu kadronun içerisinde duramadı. Ta Hull City'ye gidebildi ve işte İngiltere'de biraz kümede oynuyor. O anlamda biz yetiştirdiğimiz oyunculara da bakmamız lazım, değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki, yani dolayısıyla siz iki tane milli takım hocası deyince işte bir yardımcı bunlardan biri kalmalı mıydı hocam? Yani Santos'u Yani siz de kalmalı. kesinden yanaydınız ama Şenol Hoca ya da Kalmalı. Bay mı kalmalıydı o zaman milli takım kariyerleriyle değerlendirildiğinde? Yani şimdi Şenol Hoca'dan çok erken ayrıldı Beşiktaş takımına.
İki sonuç olumsuz çıkınca hemen hocadan ayrılır mı? Yani United'ın başındaki hoca 2 yıldır sonuç alamıyor. Ama bir yapılanma içerisinde United takımı belki birkaç yıl sonra çok daha farklı bir United takımı çıkacak meydana. Ama Van Gaal siz eğer dedi gerçekten hocanıza beni. güveniyorsanız Ben önümüzdeki sezon için hazırlık yapıyorum dedi. yani Santos'un şu eksikliği oldu orada Derya. Devre arası transferi siz yönlendirdiniz. Siz devre arasından önce geldiniz ama 3 tane oyuncu aldınız. Üçünden de yararlanamıyorsunuz. O zaman sorgulanırsınız. Yani ben tamam bir takım oluşturmak için geldim ama siz aldığınız 3 tane oyuncuda da yanıldınız. O zaman gelecekte ne yapacaksınız? Buradan endişe duydu. Bir de şeysi yoktu yani kimyası uyuşmadı Beşiktaş takımıyla Santos'un. Yani kenarda duruşu, müdahalesi, işte konuşması, tarzı çok Beşiktaş'ın tribünleriyle çok örtüşmedi. Yani Beşiktaş tribünleri çok ateşli, agresif, takımını heyecanlandıran bir tribün. Böyle de bir hoca arar yani. Buna Şenol Hoca uygundu ama Rıza da uygun değildi bu ateşli taraftarda. Şey de Santos da uygun değildi. Ve ya demeçlerine bakıyorum, yani vücut diline bakıyorum. Çok da Beşiktaş'la beraber yaşadı diyemiyorum Santos'a. Ayrılması normaldi ama Şenol Hoca'yla çok erken ayrıldı. Yani Ajax takımını şu anda düşünebiliyor musunuz? Bu hafta kazandı ama geçen hafta 6 tane yedi Feyenoord'dan sanırım. Ama yapılanma adına yapılan hamleler hocaları koruyor. Kulüpler bunu biliyor. Kaç tane oyuncu kaybetti, ne kadarlık bütçe ayırdı. Yani hangi transferleri yaptı? Değil, Burada biraz hocanın da sorumluluğu ne kadardı? yönetimi sorgulamak lazım yani aslında. Buradan bu çıkıyor biraz da. Ya bence de tabii ki bir Yönetimi parça sorgulaması lazım daha orada. doğrusu. Peki hocam şu Ama işte anda maalesef buyurun. ülkemizde böyle. Yani İsmail Hoca tartışıldı biliyorsun Belçika'daki kupa maçından sonra ya belki içeride o Sivas maçı 4-1 kazanılmasaydı belki İsmail Hoca'dan ayrılık olacaktı. Okan Hoca aynı şekilde Galatasaray'da bir ara bir sarsıntı yaşadı. Belki oralarda ayrılık olacaktı. Yani biz hemen kabahati suçu hocalara buluyoruz ve ayrılık kararı alıyoruz. Bence bu erken olması anlamında çok yanlış diye düşünüyorum. Evet. Peki Sergen Yalçın'ın bazı yerlerde de Mircea Lucescu'nun adı geçiyor. Sizce kim olmalı? Daha net soracak olursak Beşiktaş bir yabancı mı yoksa yerli hocayla mı çalışmalı? Yani yerli hocayla çalışmalı. Çünkü gördük yabancıları. Ülkemize gelen çok yabancı hocalar. Mircea Lucescu Türkiye'yi çok bilen bir teknik direktör ama. Ama artık yani Lucescu bitti artık yani 80 yaşına yaklaştı neredeyse. Ayıptır yani böyle şeyler daha Beşiktaş camiasında Türkiye'de düşünülüyorsa ayıp şeyler bunlar. Yani daha Sergen dinamik, daha Yalçın mı genç. Sergen tabii ki olur. Beşiktaş'ın çocuğu nasıl İsmail Hoca'yı, Fenerbahçe, Okan Hoca'yı, Galatasaray bulmuşsa Beşiktaş'ta kendi çocuğuyla devam etmeli. Kaldı ki Antalyaspor'da iyi işler yapıyor Sergen Hoca. Bu değerlendirilebilir. Ya Türkiye'ye gelen yabancı hocalar kötü hoca diyemiyoruz. Yani gittikleri şimdi Arabistan'da Fenerbahçe'den ayrılan hoca şampiyon oluyor ve 2 yıllık jestin önüne koyuyorlar. Ama Fenerbahçe'den ya hiçbir şey bilmiyor diye gönderdik adamı. Ya yazık ayıptır. Gerek Ya Del olarak Bosque'leri böyle gönderildi. gönderdik, Aragones'leri, Hiddink'leri böyle gönderdik. Yani ama bizim hocalarımız da yeterli hocalar. Yani bizim iyi menajerlerimiz olsa, bizi Avrupa'ya taşıyabilecek iyi menajerler olsa biz de Avrupa'da çok iyi işler yaparız. Ama maalesef Avrupalı bizi bilmiyor tabii ki. Evet. Peki federasyona geçelim hocam. Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz'da seçim olacağı açıklandı ama şimdi kulüplerde imza toplayıp seçimi öne almaya çalışıyorlar. Sizin zaten Büyükekşi ile ilgili fikrinizi biliyorum. Tekrar aday olacağı gündeme geldi. Bu da konuşuluyor. Sizce mümkün mü?
Yani aday olursa zaten kazanamayacağını ben ihtimal vermiyorum ama aday olması mümkün mü? Aday olması mümkün tabii, yani o Büyükekşi'nin elinde değil ki. Yani siyaset ne derse Büyükekşi onu yapacaktır. Hani ne oradan ayrılabilir? Ha, siyaset eğer kararını vermişse ayrılma diye ayrılamaz. Devam ederse de devam eder. Bir başkası da oraya aday olamaz. Siyaset böyle derse. O zaman Yani tek Türk aday futbolu yeri, yani. yani hiç fark etmez. O kulüplerin biraz serzenişleri havada kalır. Çünkü gırtlağına kadar kulüpler borca girmişler. Bu borç nereden ödeniyor? Yine işte devletin sağladığı olanaklarla, desteklerle sağlanıyor, kredilerle sağlanıyor veya görmezden gelinerek sağlanıyor. Yani bu kadar borcu olan takımlara transfer yasağı Futbol Federasyonu veremez mi? Hayır, dur diyemez mi? Kayyum atayamaz mı? Yani bunlar olası şeyler. Ama işte orada federasyon başkanının da durabilmesi için, yaşayabilmesi için bazı şeyleri göz yumması lazım. Siyasetinde ona dur veya devam et demesi lazım. Bu Büyükekşi'nin elinde olan bir şey değil. Yani futbol iyi mi yönetiyor? Simon Cooper'ın Belki lafını bir kendi kez daha başına kal. kullanacağım. Simon Cooper'ın Hayır, lafını bir belki kez daha. kendi, Futbol sadece futbol değildir. Bir kez daha karşımıza yani çıkıyor. evet. Yani belki kendi başına gazete yönetebilecektir, bilmiyorum. Ama siz oraya gelmişseniz, getirilmişseniz mutlaka orada bir şeyler yaptırılacaktır. Dolayısıyla bunların türlü yapamıyor. İşte alınan karar da böyle, tarihi de yanlış. İlla Avrupa kupaları bekleniyor. Ama kulüpler bu işte genel kurul kararını işte kendi aralarında %40 toplanıp bir oy oranı çıkartıp bunu noter kanalıyla bulabilirler mi? Orada ondan sonra da %50+1, biliyorsunuz, kongre kararı çıkması lazım. Bunların da hep birer aylık süreleri var. Yine geliyorsunuz, işte Avrupa kupalarına, tarihine dayanıyorsunuz. Oraya gidecek milli takım çok formda değil şu anda. Türk futbolu çok formda oyunculardan teşkil etmiyor. Bunu iki tane oynadığımız hazırlık maçında da gördük. Oraya yansıyacaktır. İşte iki takımla şampiyonluğa gidiliyor. Buraya yansıdı. Ya verilen kararlar, işte hakem hataları, işte Avrupa'dan gelen VAR hakemleri, bunlar hep hata. Ama maalesef bu hatalarla beraber ilerliyoruz. Evet, eski bir federasyon çalışanı olarak da söyleyebilirim bunu. Yani hala içerideki federasyon çalışanlarının, profesyonellerin de aynı fikirde olduğunu bildiğim için söylüyorum. Gelmiş geçmiş en kötü federasyon yönetimi. Katılır mısınız siz de bana? Ya Daha var, kötüsünü daha gördünüz önce mü? de vardı. Yani Daha daha kötüsünü... önce de vardı. Vardı ama bu artık en kötüsü. Bu artık Evet. en kötüsü. Evet. Peki yerine geçecek isimler mesela siz kimin federasyon başkanı olmasını istersiniz hocam? Şenol Güneş, Mustafa Denizli bunlardan da bahsediliyor. Siz yani 18 Temmuz ya da 10 gün öncesi yapılacak seçimde kimi aday görmek, kimi başkan görmek istersiniz? Ya müdahale etmemek lazım. Müdahale edilmeyecekse ben mesela geçmişte işte 2002'de bizim dünya üçüncüsü olduğumuz Haluk Bey var. Çok Evet. deneyimli, Haluk Ulusoy çok deneyimli bir başkan. Yıllarca yönetti kulübü ve çok açık, şeffaf bir şekilde yönetti yani. Kapıları ardına kadar açıktı herkese. Şimdi Futbol Federasyonu'nun kapıları sanki kilitli yani, insanlar oraya girip çıkamıyorlar. Belki girenler, çıkanlar vardır, çok tanıdıklar, ama ben Haluk Ulusoy Federasyonu'nu şu anda olsa çok desteklerim. Ama Yani ben size giren çıkanla ilgili şunu da söyleyebilirim. Profesyonellerle karşılaşmamak için geçiş yolunu, içeriye giriş yolunu ayırmış Mehmet Büyükekşi. Profesyonellerle karşılaşmamak, onlara selam vermemek için. Ben Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir döneminde çalıştım. En azından yani evet kötü federasyonlardı. Haluk Ulusoy dönemine vesaire bakınca, rahmetli Hasan Doğan'a bakınca vesaire hakikaten kötü yönetimler olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu kadar da ayrıştırılan bir federasyonda olmamıştır. Olamaz ya. Bu kabul edilebilir bir şey değil. ya bu yapı meselesi, karakter meselesi, kişilik meselesi veya bilgi beceri meselesi.
Belki Yapmak zorundasınız. yapamadıklarının insanlar tarafından hani bazen yüzünüze bakılır da anlaşılır misali. Orada belki bundan kendisini bir şekilde kurtarması anlamına yolunu değiştirmeyi tercih etmiştir diye düşünüyorum ki haklıdır yani bu konuda. Dışlardaki eleştiriyi hissediyor yani. Olabilir hocam, o da olabilir. Peki hocam, Fenerbahçe'yle devam edelim. Şekip Nosturoğlu'ndan sonra Sevil Becan da Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Şekip Bey, Aziz Yıldırım döneminden bir yönetici, iyi bir avukat. 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım'la birlikte yaşamış bir isim. Becan Hanım da Koç yönetiminin bir profesyonel yöneticisi. Bu seçimin de bir önceki seçimde olduğu gibi Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasında geçeceğini söyleyebilir miyiz? Tabii yani ikisi de aday gösteriyor. Yani Şekip Bey tamamen Aziz Bey ile beraber angaje olmuş, çalışmış, Futbol Federasyonu'nda da çalışmış. Çok önemli bir avukat, çok önemli bir yönetici. Diğer aday Koç grubunun adayı ama iktidar her zaman güçlüdür. Dolayısıyla ben bu süreçte Koç grubunun adayının divan başkanı olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta o yönetimde çalışıyor. Ama Ali Koç eğer ben başkan olmayacağım der de oradaki işte delege de bağımsız bir veya yansız bir tutum sergilerse o zaman da Şekip Mosturoğlu tabii ki daha avantajlı. Aziz Yıldırım aday olabilir. Şu anda tek aday Saadettin Saran ve böyle kalması durumunda da aday olacağını açıkladı zaten. Sizce geri döner mi hocam? Nasıl yorumluyorsunuz siz bu sadece Saadettin Saran'ın aday olması durumunda aday olacağını açıklamasını? Yani Aziz Bey'in Türk futbolunun içerisinde olması lazım. Çünkü kişiliği, dürüstlüğü bilinen bir insan. Yani eğer Haluk Bey Futbol Federasyonu Başkanı olmayacaksa Aziz Bey'in aslında Futbol Federasyonu Başkanı olması lazım. Orayı da pekala çok iyi yapar. Dürüstçe yapar. Yani hiç Fenerbahçeli'nin de ön plana çıkartmaz. Fenerbahçe Kulübü'nde görev alır mı Aziz Bey? Bilmiyorum, sanmıyorum çok fazla. Ama Türk futbolu içerisinde Aziz Yıldırım'ın mutlaka olması lazım. Çünkü sözünü söyleyen, her zaman futbolla yaşayan, bütün gününü futbola ayıran, eğer kulüpte olacaksa kulübe ayıran, eğer federasyonda olacaksa federasyona ayıran bir yapısı var. Cesur, analitik, sorunları çözebilen bir insan. O bakımdan futbolun içerisinde Aziz Bey gibi insanların olması lazım. Katılıyorum hocam. Bence de olmalı ama burada bir detay var. Sadece Saadettin Saran aday olursa, yani başka aday çıkmazsa aday olacağını söylüyor. Burada bir alt not var. Ben de böyle olmasını isterim. Aziz Bey'in dürüstlüğüne çok ben de inanıyorum sizin gibi. Agresif bir yapısı var ama Saadettin Saran'la ilgili bir detay var. Bunu alt metnini iyi okumak lazım bence. Bunu da belki ilerleyen günlerde daha detaylı konuşuruz ama esas ihraç edilmesindeki meselenin Lokomotiv Moskova ile yaptığı transfer anlaşmasından olduğunu birkaç ağızdan biliyorum. Birinci ağızdan da hatta biliyorum. Dolayısıyla Aziz Bey'in Fenerbahçe'ye sahip çıkması olarak yorumluyorum ben bunu. Yani Sayın Ali Koç'un Sayın Saran'a işte sahip çıkması ve başkanlık için onu aday göstermesi, öne sürmesi Aziz Bey'e karşı olduğundan bunu gösteriyor. Ama Sayın Saran'ın çok Sadece yani aday olan kişiye destek veriyorum. Yani adaylığında karşı çıkmayacağı anlamında söyledi. Hani Aziz ben olmuyorum, o zaman benim yerime Saadettin Saran olsun gibi değil. Tabii de. ama istemez Aziz Bey Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanı olmasını. Çünkü hep böyle Fenerbahçe başkanlığı için öne çıkmıştır. Ama yani bilmiyorum o çok Fenerbahçe
tarafından kabul edilebilir mi? Biraz zor. Eğer direkt çıkacaksa da birkaç aday daha çıkar diye düşünüyorum. Ne olur peki hocam öyle bir durumda? Birkaç aday çıkarsa kimler çıkar başka? Yani burada aslında şöyle bir şey var. Yani Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın bir mücadelesi var. Yani oraya girebilecek insanlar, aday olabilecek insanlar bu ikisinin kontrolünde olmak durumunda. Eğer ikisi de bırakırsa o zaman bağımsız düşünüldüğünde Fenerbahçe'de çok aday meydana çıkar. Çok aday bulunur. Bir ara bu Galatasaray takımında olmuştu biliyorsun Burak Elmaslar'ın geldiği dönemde de çok aday vardı. Yani o anlamda şimdi iki büyük güç kontrollüyor Fenerbahçe'yi ve insanlar da burada pozisyon alıyorlar. Yani çok öne çıkmayanlar var veya pozisyon gereği hangi tarafta olacağını düşünen insanlar var. Eğer burada iki tarafta derse ki biz evet çekiliyoruz, bağımsız adaylar çıksın derse çok aday çıkar diye Fenerbahçe'de düşünüyorum. Peki Ali Koç'un yeniden aile baskısını göğüsleyerek aday olması mümkün mü sizce? Vallahi şirketlerin durumuna bağlı. Yani biliyorsunuz orada Ömer Koç'a verilmiş şirket sorumluluğu. Eğer onun bir şirketlerden ayrılma durumu var. Eğer o ayrılırsa o zaman Ali Koç'tan başkası yok. Yani o şirketlerin başına geçebilecek birisi burada mecbur kalır şirketlerin başına geçmeye ve Fenerbahçe'den ayrılmak durumunda kalır diye düşünüyorum. Evet, Galatasaray'da da seçim yaklaşıyor hocam. 25 Mayıs 6 Haziran arasında yapılacak seçim. Dursun Özbek aday olmayacağını açıkladı ama bir taraftan da destek almak için beklediği söyleniyor. Henüz başka bir aday çıkmadı ama Erlen Timur'un aday olabileceği, bir taraftan Abdurrahim Albayrak'ın birinin listesine girmeye çalıştığı, hep ikinci adam pozisyonu var biliyorsunuz Abdurrahim Albayrak'ın. Başkan olma ihtimali kendisinde bulmuyor galiba. O desteği etrafından belli ki görmedi. Siz ne diyorsunuz hocam? Abdurrahim Albayrak bir gün Galatasaray'a başkan olabilir mi? Çok taraftar yani. Sanmıyorum çünkü Albayrak şöyle bir şey biliyorsunuz Galatasaray'da okullu okulsuz çok önemli. Yani Galatasaray liselileri kesinlikle orada kendilerinden birinin başkan olmasını isterler ve istiyorlar. Ama zaman içerisinde de liseli olmayan başkanlar oldu. Abdurrahim Albayrak daha halk tipi, daha tribün karakterli. Dolayısıyla o biraz zor olur. Ama ben Galatasaray takımı şampiyon olsa Dursun Bey'in şampiyonluktan sonra başkanlığı bırakacağını düşünmüyorum. Yani devam edeceğini düşünüyorum daha doğrusu. Tabii şimdi şu anda böyle söylemi normal. Yani Fenerbahçe ile 2 puanla gidiyorsunuz. Acaba şampiyon olur muyuz, olamaz mıyız? İşte olamama durumunda evet bırakıyorum ama şampiyon olduğunda da evet adayım deme ihtimali fazla. Ben Dursun Bey'in şampiyon olduktan sonra aday olacağını düşünüyorum. Ve Peki başarılı mı? Galatasaray camiasının da ona baskı yapacağını düşünüyorum. Başarılı buluyor musunuz Dursun Özbey'i? Yani şu anda başarılı. Takım performansına bakarsanız başarılı. Ama kulüp performansında mesela Galatasaray çok mesela Fenerbahçe işte basketbolda var, voleybolda var Fenerbahçe takımı ama Galatasaray bunlarda çok fazla yok. Bir de Galatasaray takımı çok borçlandı. O bakımdan kulüp performansında borç sarmalında Galatasaray takımı aşağı yukarı birinci gidiyor gibi. Yani ilk dönemi değil sonuçta Dursun Özbey'in. Daha önceki dönemini de hesaba kattığımızda biraz da öyle değerlendirmek lazım. Yani sizin söylediğiniz gibi diğer branşlar da tabii ki önemli. Finansal fair play de önemli. Sadece bu sezonki şampiyonla oynayan takımla Dursun Özbey'i başarılı bir yönetici
olarak sınıflandırmak doğru olur mu hocam? Tabii ki çok başarılı yani, çünkü çok önemli oyuncular aldılar kadroya. Yani dün akşamki kadroya baktığımızda işte 4-0'lık bir galibiyet. Tamam, ilk yarı çok kötü ama ikinci yarı çok çok iyi olan bir Galatasaray takımı var. Bir de Fenerbahçe'yi de şimdi mukayese ettiğimizde Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferler Galatasaray'dan çok daha fazlaydı. Fakat şimdi Galatasaray'ın kadro derinliği Fenerbahçe'nin önüne geçiyor. Çünkü Fenerbahçe'de 10 tane sakat çıktı. Yani aşağı yukarı 30 kişilik bir kadroda, yani 27-28 kişilik bir kadroda 10 tane oyuncunun sakat olması çok büyük rakam ve çok büyük olumsuzluk. Yani Fenerbahçe takımı şu anda sahaya çıktığında oyunu değiştirebilecek veya oyuna katkı sağlayabilecek oyuncu sayısı bakımından azalıyor. Galatasaray takımında çoğalıyor. Bu Galatasaray'ın avantajına, mesela dün 5 tane oyuncu değiştirdi ve belki oyuncularla beraber oyunu eline geçirmedi. Sahadaki oynayan oyuncularla oyunu değiştirdi. Orada değişik bir anlayış oldu taktik açısından. Belki öyle oyunu ele geçirdi. Ama Galatasaray'ın kadrosu derinliğine baktığında şu anda kenarda duran 10 tane oyuncu enteresan yani. Çıkar temel ilk 11 oynat. Yine dünkü maçı 4-0 çevirebilecek bir kadro vardı. Evet. Peki sonunda hocam VAR hakemi, yabancı bir VAR hakemi geldi. Çok söylendi. Hatta Okan Buruk da 5-6 sene önce ilk ben söylemiştim yabancı hakem dedi. Esasında 9-10 sene önce beraber yaptığımız programda Serdar Ali Çelikler bunu her programda söylerdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam yabancı bir VAR hakemi? Ya yabancı geldikten sonra sadece hakeme ihtiyaç yok ki, başkana da ihtiyaç var, federasyon başkanına da ihtiyaç var, futbolcuya da ihtiyaç var, hocaya da ihtiyaç var, banka müdürüne de ihtiyaç var, işte telekoma da ihtiyaç var, yani öğretmene de ihtiyaç var. Ya o zaman hep yabancı getirelim. Ya biz anlayışımızı değiştirmediğimiz müddetçe, kalitemizi arttırmadığımız müddetçe, dürüst olmadığımız müddetçe istediğimiz kadar getirelim. Ne fark eder ki yani? Yabancıyı da 3 gün sonra kendimize benzeteceğiz. Yabancı hocalar getiriyoruz, kendimize benzetiyoruz. Öyle değil mi? Milli takımda yabancı hoca var, yine kendimize benzettik. Ne fark eder yani? Korkunun necele faydası yok. Kendimizi değiştirmeden mümkün değil. Gelişim değişimle beraber olur. Değişirseniz gelişim olur. Yani Okan söyledi, o zaman yarın Okan da değişmesi lazım. Yarın Okan'ın yerine bir başkası yabancı gelecek. Yani onun demesiyle olan biz de görüyoruz. Yani ama müdahale var. Ya Ülkemizde federasyona hakemlerle ilgili bir yorum var ya hocam, işte şu hakem şu takıma çalışıyor, bu hakem bu takıma çalışıyor gibi. En azından bununla ilgili kulüpler biraz daha kafaları rahat olmaz mı? onu söyleyenler işte o federasyonda görev alanlar, o çocuklarla ilgilenenler, onların kafasını değiştirenler onlar. Aslında kendileri gibi olmak istiyorlar. Onları kendi yani orada bir empati yapıyorlar. Kendi yerlerine onları koyuyorlar ve kendilerine düdük çalmayı istiyorlar. Nasıl iktidar federasyonun kendi lehine çalışmasını istiyorsa, federasyon da hakemlerin kendi lehine çalışmasını istiyor. Dolayısıyla federasyon kulüplerin de kendi lehlerine çalışmak istiyor. Dolayısıyla bu iç içe gelmiş bir durum. Yani bundan korkulacak veya ürkülecek bir durum yok. Herkes kendi insanını göreve getiriyor. Ondan faydalanmaya çalışıyor. Bugün yapılan bu Türkiye'de, ülkemizde yani. Peki son olarak Trabzonspor'u sorayım hocam. En sonunda evinde Sivasspor'a yenildi. Abdullah Avcı da çare olmadı deniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz Trabzonspor'un son durumunu? Ya parayı verirseniz çare var. Yani vereceksiniz yine parayı, yapacaksınız 10-15 tane transfer. Bunu o zaman herkes yapar. Ya önemli olan bu oyuncularla bir şey yapabilmek, kendini ortaya koyabilmek. Yani hocalık budur. Beşiktaş'ı bugün işte alıp biraz öne çıkartabilmek veya Türkiye Kupası'nı kazandırabilmek. İşte Anadolu'da yapılan bunlar, işte Sergen'in Antalya'da yaptığı ve öne çıktı. Alıp taşıyor takımını. Yani eğer bunları yaparsanız bir şeysiniz. Sadece para ver, oyuncuyu al, takım şampiyon oldu. Tam para gücüyle şampiyon olursanız. Olursunuz tabii ki yani. Bunu yapamayacak insan yok.
Önemli olan o yeteneklerinizi ortaya koyup oyuncu yetiştirmek, oyuncu geliştirmek, oyuncu bulmak. Ya bilinen oyuncuyu herkes görüyor. Parayı veriyorsunuz, alıyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz. Bunu kim yapıyor? Paris Saint-Germain yapıyor. Bunu kim yapıyor? Arap ülkeleri yapıyor. Bu yapılıyor. Ama İngiltere'de böyle olmuyor. Ne kadar da para verseniz alttan gelen takımlar sizi zorluyor. Çok oyuncu almanıza rağmen. Peki hocam, teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok, güzel program oldu. Teşekkür ederim der ya. İyi Ağzınıza günler, sağ sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Fotospor'dan veda ediyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.